Herkese merhaba, Yemre ben. Fanlı Eğitim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere değer merdiveninden ve sizi hiç tanımayan bir kitleye, soğuk bir kitleye, normal ortamda ya da dijital ortamda nasıl satış yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Hadi gelin bilgisayar ekranıma geçelim, slaytlarıma geçelim ve gelin öğrenelim neymiş bu değer merdiveni. Değer merdiveni nedir? Sizi hiç tanımayan bir kitleye nasıl satış yapmalısınız? Öncelikle bu derste nelerden bahsedeceğiz? Yine bununla başlayalım. Değer merdiveni nedir? Kısaca bunun örneğinden, kısaca bundan bahsedeceğim. Sonra bir minik bir örnek vereceğim. Daha iyi anlamanız açısından. Ardından bir başka örnek olarak bir dişçinin değer merdiveni örneğinden bahsedeceğim. Sonra bu değer merdiveni konseptini, kavramını daha iyi anlamanız için soğuk, ılık ve sıcak kitlelerden bahsedeceğim. Ardından bir Instagram danışmanı için örnek bir değer merdiveni oluşturacağız. Ve milyonlarca dolarlık satış yapan bir değer merdiveni örneği vereceğim size. Russell Brunson'un değer merdivenini göstereceğim. Şimdi değer merdiveni dediğimiz şey ne? Böyle bir şey aslında. Sol tarafta değer ve sağ tarafta ücret var. Ve müşterinin aldığı değer arttıkça ödediği ücret de artıyor. Şimdi ben bunu daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. Mesela ben online kurs satan bir insanım ve hafıza teknikleri diye bir kursum var ve bu kursun fiyatı 3000 TL. Bir de mesela hızlı okumayla ilgili bir kursum var. Bunun fiyatı da diyelim ki 2500 TL. Hatta bir dakika, şu an tabletimden çizmeye karar verdim. Daha iyi çizerek göstereceğim. Şimdi değer merdivenimi çizeyim mesela. Şekilde sol tarafta değer, aşağı tarafta da fiyat var ve bu da merdivenin basamakları diyelim ki. Ve bu merdivenin en üst basamağında benim en pahalı ürünüm var. Neydi? 3000 TL'lik hafıza teknikleriyle işte öğrenme kursu. Benim bunu satmak istiyorum günün sonunda. Mesela şurada da atıyorum 2500 TL'lik işte hızlı okuma kursum var. Tamam mı? Merdivenim bu şekilde. Ve ben gidiyorum yoldan geçen birisine. Beni hiç tanımayan birisine. Bu kişi beni hiç tanımayan birisini temsil etsin. Diyorum ki, karşısına çıkıyorum ve diyorum ki, merhaba Ali Emre ben, senin okuma hızını stratejik taktiklerle arttıracağım. Ne kadar fiyatı? Bir kursum var bununla ilgili. Fiyatı 2500 TL. Almak ister misin? Sizce benim bu insana bu kitabı satabilir miyim? Satmamın bir imkanı var mı? Nasıl o benim için yoldan geçen birisiyse ben de onun için yoldan geçen bir insanım. Bakın, gerçek hayattaki insanla internetteki insan aynı insan. Bakıyorum abi, hiç şirketi, firmayı, markayı tanımıyorum. İşte mesela akışta geziyorum. Şurada işte postlar var. Burada bir reklam var diyelim ki. Bana 2000 liralık eğitim programını satmaya çalışıyor. Hiç tanımıyorum, etmiyorum. Hiçbir değer almamışım. Merdivenin daha başında bile değilim ya. Merdivenin daha hiç adım bile atmamışken, bana hiç değer sağlamamışken bana 2000 liralık kurs satmaya çalışıyor. Mesela hikayelerde geziniyorum. Tamam, bunlar hikayeler olsun. Bana 1000 liralık kurs satmaya çalışıyor adam ya. Daha hiç tanımıyorum bile şirketi, firmayı. Hiç böyle değer sağlamamış bana. Tanımıyorum, etmiyorum. Aynı şekilde bakın. Peki biz değer merdiveninde ne yapıyoruz? Mesela diyorum ki, arkadaşlar benim, şunu seçeyim, ücretsiz bir e-kitabım var. Tamam mı? Okuma hızınızı nasıl arttıracağını gösterecek ücretsiz bir kitap. Mesela reklamda çıkıyorum. Merhaba, free ücretsiz bir kitabım var. İndirmek ister misiniz? Bak, beni hiç tanımayan birisine değer merdiveninde ilk basamağa çıkartmaya çalışıyorum. Artık benden bir değer al, değil mi? Kitabımı indirdi. Sonra daha bitmedi. Diyorum ki mesela başka bir reklam çıkıyorum. Benim bir video eğitimim var diyorum. Bedava, ücretsiz. Mesela gidiyorum burada da
video eğitiminin reklamını çıkıyorum. İşte paylaşıyorum etrafta. Mesela bir basamak daha yukarı çıkardım. Şimdi ben artık, pardon, şimdi burada şöyle olsun. Şurayı sileyim. İlk basamak şurası olsun. Kitabı indirdi, video eğitime katıldı. Şimdi mesela artık bu işte 2500 liralık kursun reklamlarını çıkmaya başlıyorum. Bak, normal şartlarda beni hiç tanımayan bir insana ben bu satışı yapmaya çalışırken ne yapıyordum biliyor musunuz? Buradaki adama ben bir anda 3 basamak çıkmasını bekliyordum. İşte mesela bunu satacaksam bir anda 4 basamak çıkmasını bekliyordum. Fakat biz değer merdiveniyle ısındıra ısındıra bizi hiç tanımayan kitleye değer katarak satışı yapmaya çalışıyoruz aslında. Burada yaptığımız olay bu. Şimdi size evet anlatacaklarım bitti sanırım burada tablette. Şimdi size bir dişçinin değer merdiveni örneğini vereyim. Bilgisayarıma, slaytlarıma geçelim, oradan devam edelim. Dişçi değer merdiveni örneğiyle devam edelim. Şimdi bunu Russell Brunson bir kitabında bahsediyor. İşte diş sigortamızı, genel olarak sağlık sigortası alıyorlar. İşte diş sigortasını aldıktan sonraki günlerde ücretsiz diş temizliği ile ilgili bir posta alıyor, bir broşür, bir kart. Ücretsiz olduğu için ne güzel, çok şeker bir sigortamız var. Ücretsiz diş temizliği mi? Ben varım buna diyor. Şimdi bunu kitabında anlatıyor. Burası her şeyin başladığı yer diyor. Ücretsiz diş temizliği için gidiyor. Sonra birkaç dakika sonra diş hekimi sarı dişlerine yorum yapıyor Aslı'nın. İşte sigara içiyor musun diyor. Hayır içmiyorum diyor. Kahve içiyor musun diyor. Hayır içmiyorum diyor. Gerçekten işte Russell da soruyor yani gerçekten sarı mı dişlerim? Evet öyleler diyor doktor. Ama endişelenme, istersen geri dönüp senin için özel diş beyazlatma kalıpları yapabilirim diyor. Onları birkaç hafta kullanman gerekecek. Ancak sistemli bir şekilde takip edersen dişlerin tekrar beyaz olacaktır. Russell da tabii ki evet lütfen sarı dişler istemiyorum diyor. Sonra diş hekimi dişlerin üstüne çalışmaya devam ediyor. Soruyor Russell'a. Çocukken diş tellerin var mıydı diyor. Tabii Russell da şaşırıyor. Evet vardı, nereden anladınız? Diyor ki dişlerin iki alt dişin tekrar kayıyor ve bu genellikle diş teli olan insanlarda görünür. Tabii Russell inanamıyor. Gerçekten değişiyor mu, bu konuda ne yapabilirsiniz? Ciddi misiniz diyor. Eğer istersen işte hekim de eğer istersen dişlerini yerinde tutmaya yardımcı olacak bir tutturucu yapabilirim diyor. Ve tutturucu da sabitleyici de yaptırıyor. Şimdi ne oldu? Ne diyor Russell? Russell kitabında şöyle bir şey diyor ki o sabah dişçiye ücretsiz diş temizliği için gitmiştim. Bir saatten daha az bir sürede beyazlatma setim ve yeni tutucular için 2000 doların üzerinde para ödedim diyor. Yani stratejik olarak dişçi aslında Russell'ı bir değer merdiveninden geçiriyor. Ne yaptı? Birincisi diyor hayalindeki müşteri yani beni çekecek bir fırsat yaratmıştı. Bu çektiği fırsat neydi? Ücretsiz diş temizliği. İkincisi dişlerimi temizleyerek ve dişlerimin sarardığını fark ederek bana değer vermişti. Değer gördüğüm için doğal olarak ilerlemek ve ondan ek fayda almak istedim. Ardından bana fayda yaratabileceği başka bir yol buldu ve yine doğal olarak onu da kendisinden almış oldum. Ve diyor ki şimdi birçok diş hekimi hastalarına estetik cerrahi uyguluyor. Bak daha da üst tabii. Allah'tan diyor ki ben neyse ki o ziyarette herhangi bir kozmetik ameliyat ya da 10 bin dolar veya daha fazla olacak bir süreç gerekli değildi diyor. Şimdi daha iyi anlamanız için soğuk, ılık ve sıcak kitlelerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar soğuk kitleyi beni mesela diyelim ki ben atıyorum bir kurs satıyorum ve bu kursu ya da bir danışmanlık programı, bir koçluk programı, bir kitap artık her neyse bir ürün satıyorum. Ve bu ürünü sosyal medya aracılığıyla, Instagram aracılığıyla satmaya çalışıyorum. Soğuk kitleyi mesela beni daha hiç tanımayan ya da böyle nadiren denk geldi mi bakan çıkan insanlar gibi düşünebilirsiniz. Mesela ılık kitleyi benim işte hikayelerime bakıyor denk geldikçe. Atıyorum postlarıma bakıyor. İşte IGTV'de paylaştığım videolara, reelslere bakıyor. İşte arada bir blog yazılarımı okuyor belki. Denk geldikçe YouTube videolarımı izliyor. Bunu da mesela ılık kitle gibi düşünebilirsiniz. Sıcak kitle mesela benim tüm hikayelerimi izliyor mesela. Tabii şimdi ne kadar sıcak o da değişir de. Hikayelerimi izliyor, postlarıma bakıyor yine aynı şekilde. YouTube videolarımı izliyor. İşte atıyorum belki eğitim programlarıma katılmış. İşte e-kitaplarım varsa onları indirmiş, eğitimlerime katılmış. Sıcacık bir kitle.
Şimdi bakın, bizim değer merdiveni de aslında amacımız bu kitleyi, soğuk, ılık, sıcak kitleyi ısıtarak bir sonraki basamağa çıkarmak. Çünkü bakın mesela şimdi şuradan kalemle seçeyim. Şu an ben buradaki mesela bir kitleye, şu mesela benim satmak istediğim ürün ya, burada 3 basamak çıkması gerek değil mi? Beni tanımayan doğru dürüst soğuk kitleye ben bu satışı yapmam için 3 basamak çıkarmam gerek bir anda. Fakat ben bunun yerine diyorum ki ben bu kitleyi yavaş yavaş ısırarak adım adım çıkartacağım. Mesela şuradaki kişiye satışı yapmam en kolay olur değil mi? Niye? Çünkü bir tane adım atması yeterli. Buradaki adamın ise 3 tane adım atması gerekiyor. Dediğim gibi kitleyi ısıtarak, adım adım yukarı çıkartarak asıl satmak istediğim ürünü satıyorum ben değer merdiveniyle. Şimdi mesela bir Instagram danışmanıyım ben. Herhangi bir şey olabilir. Slaytları hazırlarken Instagram danışmanı geldi aklıma. O yüzden bunu dedim. Bunun bir örnek değer merdivenini çizmeye çalışalım. Şimdi ben 3 basamaklı bir şey düşündüm. Şöyle birinci basamakla başlayalım. Bir dakika. Mesela birinci basamakta ne olabilir? Blog yazılarım olabilir, YouTube videolarım olabilir. Belki ücretsiz bir e-kitabım vardır. İşte sosyal, işte bir web seminerim, bir webinarım olabilir. İşte sosyal medyada paylaştığım hikayeler, postlar, reelsler, bu tür içerikler olabilir mesela birinci basamağımda. İkinci basamağımda mesela bir kitabım olabilir. İşte çok cüzi bir fiyata, atıyorum 7 liraya, 17 liraya bir kitap satıyorumdur. Bu kitabımı alanlar olabilir. İşte bir mini eğitimim olabilir. Bir workshop'ım olabilir. Üçüncü basamakta da artık bu asıl ürünü satmaya çalıştığımız yer gibi düşünün. Çok uzatmak istemiyorum. Mesela yüksek fiyatlı bir eğitimim olabilir artık. İşte online bir koçluk programı vardır. Bu olabilir. Birebir danışmanlık programı vardır. Bu olabilir. Şimdi sizlere milyon dolarlık bir değer merdiveni örneği vereceğim. Bu kimin değer merdiveninden bahsediyorum? Russell Brunson. Russell Brunson zaten dişçi değer merdiveni örneğini verdiğim insandı. Kitabından örnek verdiğim insandı. Funnel'ın ustası dediğimiz, dehası dediğimiz bir insan. Bir funnel adam. Şimdi bu adam, Russell Brunson, bak mesela web sitesinde yazıyor. Bir funnel'ı 1 milyon dolara kuruyor. Tamam mı? Russell Brunson'a bir funnel kurdurmak isteseniz bu adama 1 milyon dolar vereceksiniz. Mesela bu adam çıkıp gitse dese ki merhaba ben Russell, bana 1 milyon dolar ver sana funnel kurayım. Sizce bu adam bu funnel'ı satabilir mi? Satmasının bir imkanı var mı? Mesela bu yüzden mesela Russell'ın da bir değer merdiveni var. Gelin mesela inceleyelim. Öncelikle ücretsiz bak. Merdivenin daha birinci basamağı. Ne diyor? İşte her şeyin başladığı yer. İnsanların para ödeyerek öğrendikleri bilgileri ben ücretsiz paylaşıyorum diyor mesela. Sonra mesela nesi var? Mesela ikinci basamakta ne var? İşte kitapları var Russell Brunson. Tanesi 8 dolar mı ne? Bayağı kalın kalın kitaplar. 3 tane kitabı var, 25 dolar mesela. 3. basamakta ne var? Mesela işte challenge var. 30 günlük bir challenge. One Funnel Away Challenge. Ne kadar? 100 dolar. Bak yavaş yavaş fiyatlar artıyor. Mesela bir sonraki basamakta ne var? Funnel Hacking Live diye bir etkinlik. Ne kadar? 1000 dolar falandı sanırım. Mesela bir sonraki basamak. To Come A Club X Coaching. Mesela 1000 kişiyle sınırlıymış. Diyor ki burada mesela Russell, ilk 1 milyon dolar yapan funnel'ınızı beraber kuracağız. Ne kadar mesela bunun fiyatı? Yıllık 25 bin dolar mı ne? Mesela bu adam gitse dese ki merhaba ben Russell Brunson, funnel ustasıyım. Bana 25 bin dolar verirseniz 1 yıllık koçluk programına katılacaksınız ve sizin ilk 1 milyon dolar yapan funnel'ınızı beraber kuracağız. Bu adam satabilir mi? Bak. Şurada kitleyi ısıtıyor ve bak sonra bu aşamaya geliyor. Mesela bir sonraki inner circle. Bu inner circle'ı direkt Türkçe'ye çevirirsek yakın yuvarlak gibi bir şey oluyor. İşte Russell Brunson'ın özel mastermind grubu. 100 kişiyle sınırlı. Mesela bunun fiyatı ne kadar? 50 bin dolar. Bir de category king var. Bunun fiyatını bilmiyorum. 5 kişiyle sınırlıymış zaten. Herhalde bunun fiyatı da 500 bin dolar falan olabilir belki. Fiyatını bilmiyorum, yazmıyor. Ve sonra mesela sonraki adım ne olabilir? İşte mesela sonrakinde sitesinde yazmamış ama sonraki adım mesela işte bir funnel kurulumu olabilir. Bakın ne yaptı? Yavaş yavaş kitleyi ısıtarak bu aşamaya getirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
E-kitabı bu eğitime ek olarak ücretsiz e-kitabı aşağıdaki açıklamalar linkinden indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz.